31 Mart yerel seçimleri tabii yeni bir sürecin başlangıcı diye tanımlayabiliriz. Seçimler öncesi işte iktidarın bu sürece uzun süredir hazırlandığını, işte genel seçimlerde 2023 genel seçimlerinde elde ettiği sonuca benzer yerel yönetimlerde de bir sonuç alabileceğini, her ne kadar işte nispeten zayıflamış olsa da o gücünü koruyabileceğini düşünen bir yaklaşımda girildi. Tabii büyük bir ekonomik krizin yaşandığı, işte işçi emekçi havzasında büyük hak ihlallerinin yaşandığı, toplumsal olarak yıllardır ayrıştırılan, karşı karşıya getirilen bir atmosfer hala izlerinin devam ettiği ve seçim sürecine giderken de özellikle Kürtleri bu denklemin dışında tutmaya dönük bir tablonun olduğunu ve bu Türkiye'deki muhalefetin yan yana gelmesini engelleyen bir önceki o aşırı ırkçı, milliyetçi çizginin bazı üyeleri devam ediyordu, o kadar şiddetli olmamakla beraber ve tabii aynı zamanda işte devam eden Suriye'deki ve Irak'taki saldırılar, savaşa hazırlık sürecinin de devam ettiği böyle bir atmosferde yerel seçimlere girdik. Yerel seçimlerde tabii ki 2019 yerel seçimlerinin sonuçlarından yola çıkarak muhalefetin AKP'den pek çok yeri, büyük şehirleri yeniden alma. Onun dışında işte AKP'nin bugün elinde olan ya da çok az bir oy farkıyla muhalefetten aldığı yerlerinde kazanılması üzerine bir motivasyonla muhalefet hareket etti. Bizim açımızdan durum daha farklıydı tabii. Yani özellikle DEM Parti tabanı, kitlesi, DEM Parti'yi destekleyen toplumsal kesim bir 2 dönemdir elimizden alınan kayyumlarla gasp edilen belediyelerimizi geri almak. İkincisi de yine Türkiye'nin batısında da AKP'yi yenilgiye uğratacak o taktiksel, stratejik taktiksel hamlemizin sonuç getirmesi üzerineydi. Ve tabii 31 Mart akşamında çok büyük oranda da bu gerçekleşti. Özellikle Kürdistan'da AKP yine büyük bir yenilgi aldı. Onun ötesinde de Türkiye'nin kuzeybatısından güneyine kadar neredeyse AKP'yi İç Anadolu'ya sıkıştıracak bir tabloyla muhalefet ciddi oranda seçimlerde zafer kazanmış oldu. İktidar için aslında büyük bir yenilgi, muhalefet için de yeni bir dönemin başlangıcı diye tarif edebiliriz. Ya Kürdistan'daki motivasyon dediğim gibi 2 dönem üst üste kayyumlarla iradesinin gasp edilmesi ve Kürdistan illerinin OHAL koşullarında yaşatılıyor olması. Dolayısıyla bu motivasyon önemli bir motivasyondu. Yani Türkiye'nin metropollerinden uçaklarla işte ya da otobüslerle binlerce insan Şırnak, Hakkari, işte Ahmet, Serhat'ta özellikle şeye Kars'a taşındığını biliyoruz. Yani pek çok ile taşındı ama bunlar çok hani çok bariz örneklerde sayıca çok yüklenildiği ve bu özellikle de sınır illerinde sonucu değiştirmeye dönük uzun süreli bir çalışmanın ürünü olduğu çok net bir şekilde görüldü. O gün halkın bunlara gösterdiği tepki, bu taşımalı seçmenlere gösterilen tepki, o gün sandığının başında durması, sonuçların açıklandıktan sonra da o hak gaspının karşısında sokaklarda bulunması, Kürt halkının bu iktidarın yaklaşık 10 yıldır kurduğu hegemonyayı yıkmaya dönük en önemli emarelerdi, en önemli göstergelerdi diyebiliriz. İkincisi de tabii 2023 genel seçimlerden sonra partimizin yaptığı ciddi toplantılar vardı, halk toplantıları vardı. Çok geniş toplantılar yapıldı ve bu toplantılarda tabii ki iktidarın saldırıları,
asıl bizi zorlayan şeyler, ama onun ötesinde örgütsel olarak da eksikliklerimiz, zaaflarımız vardı. Dolayısıyla bu halk toplantılarında halkın görüşleri, önerileri alınarak işte eksik olduğumuz noktaların bir kısmını da gidermeye çalışıldı. Halk toplantıları ardından adayların ön seçimle belirlenmesi, bu ön seçim sürecinde binlerce insanın bu sürece dahil olması, etkili olması, tabii ki yer yer bazı birkaç farklı örnek de çıksa, bu halk iradesinin işte tecelli etmesinin önünde birkaç negatif örnek bile çıksa, onlar bile yeniden tekrar seçimlerin yenilenmesi, yeni adayların açığa çıkmasıyla, yeniden halkın iradesiyle bu süreçlerde, bu olumsuzluklarda bertaraf edildi. Bu önemliydi. Yani büyük bir motivasyondu. Yani kitle, halk, bölge halkı kendi adayının, partisinin belirlediği adayı belirlemekte de bir irade gösterdi. Dolayısıyla kayyumları gönderme noktasında uzun süredir aslında duyduğu bir politik öfke vardı, politik tepki vardı. Bu tepkilerin de sonucunda hem iradesine sahip çıkmak, yani sandığa gitmek, yani sandıkta oyunu kullanma, bütün o negatif koşullara rağmen, gücün iktidarın elinde olmasının yarattığı bütün o zehirlenmeye, işte iktidar zehirlenmesine ve toplum üzerindeki baskısına rağmen ısrarla insanlar sandığa gittiler. Tabii tecrit koşullarının yarattığı bu atmosfere karşı toplumsal bir tepki vardı. Yani bu sadece işte seçime yaklaştığımız zaman diliminde değil, yaklaşık 3 yıldır, 3-3,5 yıldır bununla ilgili bir yürütülen yoğun çalışma var. Tecrit koşullarının ne kadar ağır olduğu, bunun işte çeşitli toplumsal dinamiklere, yaşam biçimine, Türkiye'ye, Türkiye'deki ekonomik hayata, Türkiye'deki toplumsal hayata nasıl yansıdığı, sadece Sayın Öcalan'ın işte tecritinin tek başına Kürtleri esir almaya dönük olmadığını, aynı zamanda Türkiye toplumunu da teslim almaya dönük olduğunu yaklaşık 3 yıldır çok yoğun bir çalışmayla anlatılmaya çalışılıyor. Hem dünya kamuoyuna hem Türkiye kamuoyuna. Bununla ilgili ciddi girişimlerde de bulunuluyor. Yer yer işte çeşitli yürüyüşler yapıldı, gemlik yürüyüşü yapıldı, işte çeşitli metropollerde yürüyen yürüyüşler, devam eden yürüyüşler, cezaevlerinde süren açık grevleri var, annelerin, barış annelerinin halen devam eden işte barış nöbetlerini düşündüğünüzde bununla ilgili zaten süre gelen bir mücadele var. Ve bu aynı zamanda toplumun da talebi. Nevroz'da da çok net bir şekilde gördük. Yani seçimden önce ayın 15'inde başlayıp işte 25-26'sına kadar devam eden Nevroz'da da Türkiye'nin her tarafında binlerce insanın, milyonlarca insanın totalde sokağa çıktığını ve bu tecrit koşullarına da tepkisini gösterdiğini, Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün sağlanması gerektiğine dair oralardan hem kitlenin sloganlarıyla, kitlenin reaksiyonlarıyla hem de kürsüden söz kuranların bu fiziki özgürlüğün mutlaka gerçekleşmesi gerektiği ile ilgili çokça vurgu yapıldı zaten. 15 Şubat arası Kürdistan'da yapılan özgürlük yürüyüşü de önemliydi. O özgürlük yürüyüşü de yine Kürt halkının hem Sayın Öcalan'ın mücadelesine hem de tecrit koşullarından çıkmasına dönük gösterdiği bir reaksiyondu. Çok ciddi de bir motivasyon yarattığını düşünüyoruz o özgürlük yürüyüşünün. Bütün bu taleplerin, bu iradenin açığa çıktığını gösteren bir şey. Dolayısıyla seçime de yansımaması zaten mümkün olamaz. Yani seçimin kazanılmasından sonra sokakta, sevinç gösterisinde, protestoda halk şeyi çok net bir şekilde ifade etti. Yani bu talebi çok net bir şekilde ifade etti. Türkiye'deki bütün şu an cezaevinde bulunan siyasi tutsaklar, seçilmiş siyasetçiler ve Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne dair çokça vurgu yapıldı. Bunların hepsi bütünlük içinde bakmak gerekiyor. Yani tek başına her biri tek bir neden, yeterli bir neden değil. Bütün bunların toplamı
Kürdistan'ın seçim sonuçlarına ve seçim sonuçlarından sonra da onu sahiplenmek üzere gösterdiği iradeye yansımıştır. İktidar tabii sonuçta şeyi değiştirmedi. Yani politik hattını değiştirmedi. Yaklaşık 2016'dan itibaren 15 seçimlerinin sonucunda o büyük yenilgiyi aldıktan sonra savaş, Kürtlerle savaşmak ve Kürtleri savaşla etkisiz kılma, Kürtleri savaşla yenme, savaşla teslim almak politikasından o günden bugüne geri adım atmış değil. Yani o çizgi devam ediyor. Bir seçim kaybetmekle bir işte yerel seçimlerde gerilemiş olması bu iktidarın bu politikasından vazgeçeceği, kısa sürede vazgeçeceği anlamına gelmez. Türkiye'de hem ekonomi hem siyaset hem işte uluslararası Orta Doğu politikası bu savaş siyaseti üzerine kurulu. Türkiye'ye yakın dönemde artık işte çeşitli savaş silahlarını pazarlayan bir ülke pozisyonunda. Yani bu kendi sermayesiyle, devlet sermayesiyle büyüttüğü bu yerel ve iktidara yakın çeşitli isimler üzerinden Türkiye'ye artık Afrika, Orta Doğu ve dünyanın belli ülkelerine işte İHA, SİHA pazarlayan, onun dışında çeşitli savaş araçlarını pazarlayan pozisyonda. Dolayısıyla sadece Kürtlerle yürüttüğü o tarihsel savaş, tarihsel kavganın ötesinde Türkiye'nin bu savaş siyaseti üzerinden yeni ekonomik politiğini de bunun üzerinden kurguladığını, kurduğunu söyleyebiliriz. Alt emperyal bir ülke olma hedefiyle hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bütün göstergeler bunu da gösteriyor. Dolayısıyla buradan bir anda bir seçim sonucundaki değişimden yola çıkarak geri adım atması mümkün değil. Bunun üzerine kurulu bir iktidar ve iktidarın çeperindeki yapılar var. Yani MHP, AKP ortaklığı devam ediyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın seçim akşamı yaptığı konuşma bir taraftan işte kazanmış olanların haklarının teslim edileceğine dair ılımlı bir şey çiziyorsa da orada yine Kürtlere işaret eden işte bu teröristlerle mücadele edeceği kavramıyla dile getirdiği Kürtlerle kavgaya, Kürtlerle savaşmaya devam edeceği ve bu konseptten de kolay kolay vazgeçmeyeceği mesajıydı. Dolayısıyla seçimden hemen sonra kayyum meselesini bertaraf etsek bile siyaseten Kürt Siyasal Hareketi, işte DEM Parti, Kürtlerle, DEM Parti ile yan yana duran sosyalistler ve devrimciler üzerindeki baskının devam edeceğini öngörebiliriz.